yanılmadan. Bir süre yanıldım, ayıldım. Gerçeği sevmedim, kaçırdım. Aklımı yoluna yatırdım. Bekledim. Bomboş girişledin, bilemem manasını, yüzünden eline sevmeni. Rahat otur. Rahattım zaten. Ben de oluyor. Beni takip edecek kadar önemliymiş ki poli demek. Nesi bu kadar önemli? Çok mu pahalı? Hayır, ama benim için pahalı çinamız. Yani, altı üstü bir kolye. Yenisini alırsın. Yani senin gibi biri için her şey altı üstü bir şey olabilir ama benim için değil. Ayrıca bunu da seninle şu an tartışmayacağım. Vallahi benim gibi birinin de seninle tartışmaya hiç niyeti yok. Öyle mi? Öyle. İyi, güzel. Hazır mısın? Bir dakika. Nerede kaldın? Seni bekliyoruz. Biraz geç geleceğim. Tamam, hazırım. Düğmeye basacaksın. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir oldu. Ben anlatayım, ben istedim. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor şu an. Sakin. Sakin benim. Gidiyor muyuz? Yok ya, ben vazgeçtim, sonra gelirim. Önemli değil. Arabayı durdursana. Seninkiler. Gel. Bir dakika, nereye? Polini istiyor musun, istemiyor musun? Gel. Bana bak. Hı. İzmir'de simite gevrek, çekirdeğe çiğdem diyorlar. Öğren bunu. Bana da İzmir Fatih diyecekler inşallah. İnşallah. Ne oldu buna be? Bilmem. Onur. Ne oldu sana canısı? Ha? Surat sirke satıyor. Leyla mesaj atmış da, biriyle buluşacak herhalde, geç kalacakmış. Allah! Gitti kız, gitti. Vallahi billahi gitti. Nereye gitti Meryem, ne oluyor ya? Ya bu kolyesini kaybetmiş. Evde aradık taradık, bulamadık. Gitti kolyeye bakmaya, otele döndü bu. Barış, şu arabayı çalıştır, Leyla'yı alıp geleceğiz. Abi kafayı mı yedin? Dur. Gittiğimiz gibi patates oluruz. Çoktan aymışlardır mevzuya. Oğlum orada mı bırakalım lan kızı? Ne istiyorsun? Hadi. Ya, tamam, orada kalmasın zaten ama emin miyiz gittiğine? Belki gitmemiştir. Bir kolye için kendini riske atacak değil ya. Lan ne demek emin miyiz? Ya bu kız anasını babasını bulma umuduyla hastanede hiç tanımadığı adamı hayatta tutmak için dolandırıcılık yapıyor. Sizce ana yadigar kolyeyi bırakır mı? Doğru. Lan hadi Barış, tamam. Hadi. Her şeye itiraz etme. Yakup'un haberi olmasın Meryem. Hadi o bende, hadi. Bak hemen haber verin ha. Tamam.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Pardon. Şey mi dedin? Yok, afiyet olsun ya. Sağ ol. Gerçekten seni bekleyemeyeceğim şu an. Allah Allah. Biraz sakin ol istersen. Hah. Yemek yedik. Nerede ya? Ya acaba diyorum, bakacağına yardım mı etsen? Yani seni izlemek daha keyifli. Okey, kolye. Ya bir şey söyleyeceğim, gerçekten çok yardımcı oluyorsun. Hayır, niye baktığım yerlere tekrar tekrar bakıyorsun? İstersen bir harita çıkar, öyle bakalım. Tamam, bir dakika. Yatak, yatağın altına düşmüş olabilir mi? Dün akşam yatağı kullanmadık. Ne? Senin art niyetin. Ben gerçeği söylüyorum, kullanmadık. Hı hı. Eminim öyledir. Ama yatak odasına çıkalım. Sadece senle olmak istedim. Vaat ediyor gözlerim. Bilinmez maceralar. Bazen üzüldüm, sarıldım. Yatakta. Burada üstümü değiştirdim. Hayatta kaldım. Paramız yoktu ama sen vardın. Öyle bir güçsün. Nerede ya? Dünyanın efendisiyim. Seninle yanına. Gel, yardım edeyim. Seninle göz göze. Ah, bir sen nasıl içimde. Görebiliyor musun? Serseriyim. Seninle yanına. Seninle göz göze. Yok galiba ya burada. Duygusal bir serseriyim. Seninle yan yana. Seninle göz göze. İyi günler efendim. Kıyafetleriniz kuru temizliden geldi. Teşekkürler Selçuk Bey. Bu arada iddiayı kim kazandı acaba? İddia? Dün akşamki şu kırmızı gecelikli, otelde boş boş dolanan, oda kartını verdirtmediniz kadın. Beraber. Anladım. Kolay gelsin. Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Kimsin sen? Kimsin de insanların hayatlarıyla böyle oynayabileceğini zannediyorsun? Ha? Ne zannettin? Ben ıslanacağım, dışarıda kalacağım, sonra odana geleceğim. Sonra? Tam olarak öyle. Hayır, tam olarak öyle. Ben kolyemi senin yüzünden kaybettim. Ama tabii altı üstü bir kolye değil mi senin için? Hiçbir şeyin bir önemi yok senin için. Ya yok mu ya senin hayatında değer verdiğin bir insan, bir şey? Ha? Hiç mi yok böyle uğruna kendini feda edebileceğin bir şey? Sen ne anlarsın? Kime? Ne anlatıyorum ki? Bir izin ver, izin ver. Birlikte bulalım, tamam mı? Eğer bulamazsak aynısından yaptırırım. Aynısını yaptıramazsın. Bir daha benim karşıma sakın çıkma, tamam mı?
Beni bekleyin Mert, ben birazdan geleceğim. Tamam Deniz. Ben de ne olduğunu anlayamadığım için... Yani diyorum ki Hakkı'cığım acaba polise mi haber versek diyorum ben. Yok yok yok, polis olmaz, polis olmaz. İtibarımız iki paralık olur. Amca, polis izni olmadığı için kamera kayıtlarına da bakamıyoruz. Allah Allah! Acaba bir yer yarıldı da içine mi girdi bu kız yani? Hayır ha? Baba, biz daha gerdeğe girmedik ya. Gensiz terbiyesiz. Zevzek. Tansiyonu çık. Tansiyonu çık. Alo, Leyla bak biz yoldayız, geliyoruz. Sakın delice bir şey yapma. Yok, beni yok, tamam. Oluyor. Ben böyle bir... beni yap. Tamam, ben geleceğim. Tamam. Ya sen ne diyorsam onu yap. Tamam. Tutamadın şu kızı. Tutamadın şu kızı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hızlan oğlum sen de, hızlan biraz tamam, ya. Tamam, gidiyoruz abi. Kafayı yedirtecek ya. Bu böyle bir şey yok ama ha. Bunda. Bir an boşladım herhalde. Ne boşlaması? Nasıl boşlaması? Sızdım galiba. Nasıl sızdın sen? Böyle. Sızmış, müşteri profili pek mi değişmiş? Hay gitti kız. Sürelim Mert. Beykoli istikbalimize doğru sürelim. Neredesin Leyla ya? Neredesin ya? Sen de gözlerini dört aç. Tamam. Ya hadi be kızım, aç şunu ya. İşte bak orada, bak onlar. Ulan kayınço dedik bağrımıza bastık. Ne şerefsiz adamsın sen ya. Ne siktir. Oğlum. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Sizin var. Gelin la gelin. Ağzını yüzünü kıralım bunların. Ağzını gel, yüzünü. Gel. Gel kayınçom gel. Ne oldu lan? Lan sen kime vuruyorsun? Lan sen kime vuruyorsun lan? Barış git arabaya git. Kalıyor mu? Gel. Barış hadi ha, kanıyor kanıyor ha. Devam devam devam. İyi misin? İyi misin? Ne sevdadan döndük başım, ne kaybettim kendimi.
Şu bahçıvana söyleyin çimleri güzelce bitsinler. Ağaçlar delaşlasınlar, vahşi ormana döndü burası. Sinek basacak burayı. Hemen ilgileniyorum İlter Bey. Mutluluğa giden yolda çekilen çile kutsaldır. Fakat laf dinlemeyin Mert. Hadi dedim lütfen. Hemen. Olabilirim ama gerçekten değilim. Derdinizi karakolda anlatırız efendi. Buyurun inin aşağıya. Polise gerek yok. Gerçekten bak iniyorum. İniyorum. Polislik bir durum yok çünkü. Bir bak bana. Yani sence ben hırsıza benziyor muyum? Ya ben hayatımda bir kere bile GBT'ye girmiş bir insan değilim. Benim ne işim olur suçla avukatla? Gerçekten yanlış anlaşıldı. Buyurun efendi. Soluk çıkartmayın. Buyurun. Buyurun. Ben köpekten korktum. Yani onlar böyle birden havlayınca o yüzden kaçtım. Hırsız olduğum için falan değil gerçekten. Çünkü benim çok büyük korkum var. Ya yani hırsızlık falan değil. Tamam efendi buyurun. Lütfen buyurun. Gerçekten hırsız değilim. Onlar öyle havlayınca ben ne yapacağımı bilemedim o yüzden. Yeter artık ya başım şişti Aydın. Ya şunu ilk karşıda bir şey söyle fena yapacağım bak. Rahat bırak ya moralim bozuk zaten. 40 yılın başı bir kafa dağıtıyoruz. Ya ben bu işi doğal çiçekleri kullanarak yaptım. Senin haberin var mı? Ya çiçek katili. Kurumuş çiçeklerden. Ya çekil şuradan. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Dur yerinde. Ya bir dur. Çolpan Hanım nasılsınız? Ay, iyi olmanıza çok sevindim efendim. Zira ben hiç iyi değilim. Hani yeni dadı bugün gelecekti? Bugün yarın diye oyalıyorsunuz beni. Ya arkadaşım beni. Vallahi ben hırsız falan değilim ya. Derdini polise anlatırsın. Bana polis bahanelerle mi? Gelmeyin Çolpan Hanım. 155 mi? Ya 155 mi? Kapatıyorum Çolpan Hanım. Ya bak vallahi billahi ben hırsız falan değilim diyorum. Niye dinlemiyorsun beni? Ne oluyor orada? Hanımefendi kim? Bahçede yakaladık efendim. Ya vallahi billahi hırsız falan değilim. Ben arkadaşları da anlatmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyorlar ki. Bırakın siz. Siz benimle gelin. Bakın ben gerçekten hırsız falan değilim. Ben biliyorum kim olduğunuzu. Çolpan Hanım bu sabah geleceğinizi söylemişti. Ben sözüne güvenemedim. Yani yalancıdır diyemem kendisi için ama doğruları çarpıtır diyebilirim. Bir de hani birkaç gündür biriken sinirimle ben çok daha başka şeyler söyleyebilirim de terbiye müsait değil. Ha bu arada size de kızgınım. Sizin bu sabah burada olmanız gerekiyordu. Öyle miydi? Evet efendim. Ben kaç yaşındayım sizin bundan haberiniz var mı? 3 çocukla uğraşmak için ben çok yaşlıyım. Kafam götürmüyor artık. Tabii çocuklar. Siz bunu unuttuğunuz için bu saate kadar gelmediniz herhalde. Asla. Bakın benim için işim her zaman çok önemli. Ama buraya gelirken taksici fenalaştı ve ben onu ambulansla hastaneye götürdüm.
Ailesi gelene kadar da adamcağızın başında durmak zorundaydım. Yani öyle bırakamazdım. Kusura bakmayın. Makul bir sebep. Buyurun geçin. Çocuklar, yeni bakıcınızla tanışın. Malum yaşlılık. Adınız neydi? Leyla. Selam çocuklar. Selam. İlter, bizim güzel bir bakıcımız olabiliyorduysa niye bugüne kadar olmadı? Açıklar mısın? Bizim hala güzel bakıcımız yok Aydos. Çolpan Hanım dönmeyecek mi İlter? Kalbi tekledi kadını unuttunuz mu Ilgaz? Ya bunda bir payınız olduğunu asla ima etmek istemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ama nasıl gelsin öyle değil mi? Tamam. Buyurun tanışın siz. Ben Leyla. Ben de Aydos. Memnun oldum küçük hanım. Ay ben de memnun oldum küçük bey. Sen de? Merhaba Leyla. Adios Leyla. Berit. Berit. Ne kadar güzel bir adın var senin. Benim adımı öğrenmek ister misin? Konuşma o zaman. Neden? Annesiyle babası ölünce travma geçirdi çocukcağız. Ne zaman? Bir ay önce. Neden öldüler? Kendilerine soracak fırsatım olmadı. Ya Çolpan Hanım size hiç bilgi vermedim. Her şeyi en baştan ben anlatacağım. Ha yok, her şeyi biliyorum, merak etmeyin. Aydos, Berit, hadi yatağa. Hadi, evet, hadi bakalım çocuklar. Evet. Hadi. Hı? Çocuklar yatacak. Tabii. Tabii hemen. Ne var? İyi geceler. Ya diyorum ki az önceki tanışma sanki çok tatlı olmadı. Acaba tekrar etsek mi? Buna ne dersin? Yatmadan önce yardım edebileceğim bir şey var mı? Asıl benim yardım edebileceğim bir şey varsa hiç çekinmeyin. Peki. O zaman tatlı uykular. İkisi de iyi geceler. Anne. Anne. Sen misin anne? Yalnız olmadığınızı söylemek için gelmiştir. Bak. Bak orada kuş yuvası var, görüyor musun? Kesin yavruları da vardır. Sana bir sır vereyim mi? Biliyor musun? Benim annem de bir kelebek. Ben normalde onu hep kolyemin ucunda taşıyordum. Ama kolyemi kaybettim. Ama ben biliyorum annem yine de hep benim yanımda. Uyku vakti geldi. Hı? Yatalım mı? Hadi gel.
Ay çok pardon. Ben dalmışım da bu yüzden böyle birden sizi görünce. Bu evde dalanları kimse affetmez Leyla Hanım. Bir bakmışsınız Aydos'un drone'u kafanızdan uçuyor. Bir bakmışsınız Ilga size takmış kavga çıkaracak yer arıyor. Aman diyeyim. Anladım. Beni takip edin, odanızı göstereyim. Yorulmuşsunuzdur. Çok. Wow. Ne kadar güzel bir oda. Kocaman. Daha önceki evlerinizde sizi bodrumda ağırladıklarını varsayıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Uyuyakaldım. İnanamıyorum sana Leyla. İnanamıyorum. Açıl, açıl. Meryem, Meryem beni öldürecek. Hadi aç, aç, aç. Kız gözün kör olmasın. Öldük meraktan. Neredesin sen? Geceden beri gözüme uyku girmedi Leyla. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Siz de iyi misiniz? Biz nasıl olalım canısı? Başımıza gelmeyen kalmadı. Bu depoyu apar topar toparladık. Nasıl kaçtığımızı bilemedik. Hatta Onur'la Barış'ı yakaladılar. Allah yarattı dememiş şerefsizler. Neyse bunlar zar zor kaçmışlar bir şekilde ellerinden. Altınları da kurtardık da adamlar hala peşimizde. Ne diyorsun ya Meryem? Tamam bir dakika dur. Ben de hemen hazırlanıp geliyorum. Dur. Sakın. Sakın burnunu çıkarma. Neredeysen orada kal. Meryem. Hadi hadi. Ben kapatıyorum şimdi. Bak Leyla. Gözünü seveyim. Durum ciddi. Allah aşkına bak. Benden haber almadan bir delilik yapma. İyi tamam. Tamam. Ne oldu? Haber var mı Leyla? Ha yok. Çalıyor çalıyor açmıyor. Başkasıyla konuştuğumda. Saklamayı iyi bilir. Neyse. Ben sinirimi geçmesini bekliyordum. Birkaç güne çıkar ortaya. Ben de ona göre yapacağımı bilirim. Düzene yerle bileti gördünüz mü? Ya aman. Bir daha kurarız. Bize düzenek olsun be. Uş. Tamam bir şekil geleceğiz işte üstesinden. Neyse siz de yiyin bitirin yemeğinizi. Ben hasabı ödeyip geliyorum. Ay iki de paket yaptır be canısı. Ha? Aç kalmayalım. Tabii canım, tabii. Yaptırayım, yaptırayım. Nasıl olsa sizin cebinizde çıkmıyor para. Hadi canısı. Leyla nasılmış? İyi değil mi? İyiymiş, iyi. Merak etmeyin, ben güvendeyim. Konuştuk. İyi bari. İlk fırsatta gidip alacağız onu oradan.